İyi günler. Ekonomiden notlarımızla beraberiz. GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Erdoğan Bey. Enflasyon tabii ana başlık ama başka başlıklar da var. Ben hızlıca şöyle hemen bir aktarayım gündemdeki ön plana çıkan haberleri. Enflasyon Kasım ayında beklentilerin altında bir artış gösterdi. Tüketici fiyatları endeksi %0,15 oranında arttı. Üretici fiyatları endeksi ise %0,97 düştü. Yıllık tüfe %9,15 olurken yıllık üretici fiyatları endeksi de %8,36 olarak açıklandı. Kasım'da en yüksek artış 4,11 ile giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda gerçekleşti. En fazla düşüş gösteren ana harcama grubuysa fiyatların %1,79 gerilediği ulaştırma oldu. Kasım'da fiyatı en çok artan ürün %28,5 zamlanan salatalık oldu. Salatalığı, patlıcan ve erkek kabanı izledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek petrol ürünlerinden alınan vergilerde kesinlikle herhangi bir indirim düşünmüyoruz diye konuştu. Fiyatlardaki düşüşe de değinen bakan bu iyi değil şahane bir gelişme yorumunu yaptı. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Bugünden geçerli olmak üzere LPG fiyatlarında 7 kuruşluk indirim yapıldı. Böylece LPG'nin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 2 lira 49 kuruştan 2 lira 42 kuruşa geriledi. Geçen haftada benzinde 13 kuruş, motorinde de 15 kuruşluk indirime gidilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığı'nda toplandı. 2015'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı yapılıyor. Asgari ücret şu anda 891 lira olarak uygulanıyor. Hükümetin 2015 programında asgari ücrette bu yıl %3+3 zam yapmayı planladığı yer almıştı. Bakan Çelik toplantının açılışında yaptığı konuşmada özelleştirilen kurumlarda çalışmaya devam etme ya da kamuda 4C statüsünde çalışmayı tercih etme süresinin 6 aydan 2 yıla çıkarılacağını söyledi. Ve bir diğer önemli not da Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Dün açıklamalar gelmişti. Rusya'nın yeni boru hattı teklifini değerlendiriyoruz. Bu teklif Trakya'da bir gaz merkezinin yanı sıra LNG tesisi yapımını da içeriyor diyor. Yani sıvılaştırılmış doğalgazdan bahsediyoruz ama şimdi enflasyonu konuşacağız daha çok. Düşük geldi ne güzel ama bakıyorsunuz geçen aya göre de yükseldi. Bir yıl öncesine göre de yükseldi enflasyon. O da eskiden mi kaynaklanıyor? Nedir bu? Düşük geldi ama beklentilerden düşük geldi. Hı hı. Aslında yükseliyor. Yani aylıkta 0,18'lik yüzde bir artış var. Bir önceki ay enflasyon aralığımız 8,96 idi. Şimdi 9,15 civarındayız. 2013'ün Aralık ayındaki, Kasım ayındaki rakam 7,32 idi. Bugün 9,15 civarındayız. Düşük geldi derken beklenen rakamdan düşük. Yoksa enflasyon yükselmeye devam ediyor. Gıda fiyatları yüksek. Bu ay bir miktar toparlanma varmış gibi gözüküyor ama enflasyon anlaşıldığı kadarıyla 2014 sonu için 9 seviyesinin üzerinde olacak. Orta vadeli planda hedef 2014 için 9,4. Oraya yakın bir seviyede kapatacağız herhalde. 2015 için 6,3 enflasyon hedefi. Ama böyle giderse, gıda fiyatları bu şekilde devam ederse sanki orası da biraz zormuş gibi gözüküyor şimdilik. Ama inşallah bu petrol fiyatlarının desteğiyle belki ama... Ya olmadı mı şu ana kadar petrol? Yani ne zaman olacak petrol fiyatı? Şimdi az önce Sayın Bakan'ın açıklamasını da gördük. Bu enerji fiyatlarındaki gerileme tüketiciye yansımayacak deniyor. Tabii üretim anlamında ithal girdilerin ya da taşıma maliyetlerinin bir miktar gerilemesi anlamında üreticiye destek olabilir ama üreticinin avantajı doğrudan fiyatlama yöntemiyle tüketiciye yansıtmasını beklemek de şu an için biraz zor gibi gözüküyor. Yani sanki bu petrol avantajı da enflasyon anlamında çok fazla hissedemeyecekmişiz gibi bir şey görüyorum, tehlike görüyorum şu an için. Yani aslında hani şahane diye değerlendiriliyor bakan tarafından. Yani evet maliyetler açısından öyle ama bir yerde yansıması beklenir. Belki üretici fiyatları düşüyor, eksi çıkıyor. Hani o daha sonra yansırsa yansıyacak. Peki yani işin piyasa tarafından değerlendirdiğimde %7,46 enflasyon 9. Gelecek yıla ilişkin hala ciddi ümit var. Düşürtme potansiyeli de görülüyor anladım. Evet kadar. Ümit yani var. 1,5 puandan bahsediyor. 2014'ün enflasyonu yüksek çıktı çünkü bir önceki yılın bir efekti var. Yüksek dönem, düşük dönem efekti. Oraya göre biraz yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Baz yılı etkisi diyoruz buna. 2015 itibariyle bunun ortadan kalkmasını bekliyoruz. Yani Ocak'tan itibaren rakamsal olarak biz daha iyi noktalarla karşılaşabiliriz. Ama sokaktaki insanın enflasyonuyla bizim bugün şu anda konuştuğumuz enflasyon aynı mı? Tam olarak söylemek mümkün değil. Yani hissedilen enflasyon herkesin eşit oranda hissettiği enflasyon değil. Kişiden kişiye değişiyor. O yüzden hesaplama yöntemi olarak 2015 daha düşük enflasyona gebe. Bütün orta vadeli planda da işte kurumların hedeflerinde de bu düşük enflasyon rakamını görüyoruz. Piyasada da bunun
etkisi var. Makul bir rakam değildir. Mesela %7,5 gibi bir tahvil gösterge faizi varsa ve enflasyon 9'sa burada tabi bono piyasasının yanıldığından bahsetmek biraz güç. Enflasyonun düşüş beklentisi var. 6,3 olmaz da mesela 7 olur. Ama yine de 2014'e göre daha iyi bir yıl olacak. Bunu da fiyatlama anlamında görüyoruz şu an. Yani öyle olsa bile hani getirdiği kar oranı çok yüksek değil. Şimdi değil. Mesela cazip olarak o zaman hisse senetlerine bakıyorsunuz ama bugün %0,58 ortalama var. Değil mi? Yani hisselerin daha pozitif bir şekilde ön plana çıkabileceği bir enstrüman şu anda hisseler. 2014 bugüne kadar piyasanın etkisine, hareketlerine baktığımız zaman enflasyonun üzerinde tek getiri sağlamış enstrüman hisse senetleri piyasası. Borsa endeksi %25 civarında bir artış var. Dövizde hemen hemen aynı noktadayız dolarda. Euro'da sene başından daha düşük bir seviyedeyiz. Altın ons bazında aynı seviyelerde. Gram altın bazında çok %2 gibi bir artış var. Yani bir yıllık periyoda baktığınız zaman en yüksek performans yine çoğunluğun yani halkımızın çok fazla tercih etmediği hisse senetleri tarafında. Borsa zengin işi diye mi görülüyor? Nasıl görülüyor bilmiyorum ama yani hani. Zengin işi diyemeyiz mi? Değil yani ne kadar paran varsa o kadar değerlendirebiliyorsun. Tabii ki. Yani şöyle bir şeyin yok yani. Ama mevduat, düzgün davran. Sen düzgün davrandın mı? Yeter ki makul bir projemiz olsun, makul bir projeksiyonumuz olsun. Doğru yönde pozisyon alalım. Bütün varlıklar bu kafayla değerlendiriliyorsa sonuçlar tatminkar olabilir. Yani şimdi mevduatın getirisi enflasyonun getirisinin altındaysa yani para eriyorsa durduğu yerde paranın eridiği enstrümanda ısrarcı olmanın çok fazla bir anlamı yok. Açık olmak lazım, açık fikirli olmak lazım. Bu noktada hisse senetleri tarafında oldukça gerideyiz biz. Yani her şeyi de zaten oraya yatamamak lazım. Ne tabii ki o ayrı bir şey. Orada biraz daha risk oluyor. Peki sonuçta unuttuğumuz ve bayağı da en azından rahat olacağımız bir dönemde bir Fed var galiba. Evet. Yani şimdi bir Moody's'in Cuma günü açıklaması kaldı. Bir de tarım dışı istihdam verisi evet. kaldı. Büyük bir değişiklik beklenir mi? Hafta başında dolar TL kurunda bir miktar yükseliş beklediğimizden bahsetmiştik. Şu anda 2004'e yakınız herhalde yanlış görmüyorsam evet. 2370 civarındayız. Dün bir açıklama geldi. Hı-hı. Fed başkanlarından bir tane Fisher'ın açıklaması. Bugüne kadar Fed'in piyasayı yönlendirirken sözlü yönlendirme kullandığı bir argüman vardı. Biz Fed olarak belirgin bir süre daha faizleri düşük tutmaya devam edeceğiz. Bu piyasayı hep canlı tuttu. Fed'in piyasa dostu bir merkez bankası olduğunda teyidiydi bu. Ama artık bu sözü, bu ifadeyi ayın 17'sindeki toplantıda yüksek ihtimalle kullanmayacaklar. Bu çok mu önemli? Yani çok kritik bir cümle mi ki çok ciddi bir dalgalanma yaratsın? Ama bir mantalitenin değişmesine yakın noktada olduğumuzun da işareti. Yani Fed yavaş yavaş piyasaları faiz arttırma sürecine yaklaştırıyor, alıştırmaya çalışıyor. Faiz arttırma süreci demek doların bir miktar daha değerli olması demektir. Bunu da zaten fiyatlar üzerinde görüyoruz. Ama onun öncesinde dediğiniz gibi Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam rakamları var. İstihdam piyasasında iyileşme demek Fed'in faiz arttırımından kaçınamaması demek. Yani artık bahane uyduramaması demek. Gerçi enflasyon diyorlar şimdi işte. Evet. Fışırda enflasyon evet. diyor. Bu arada dolar dünyada yükseliyor. Bizde aman aman değil. Çok ciddi bir artış. Beklemiyorduk Hı. zaten. Çok ciddi bir artış yok. 2.22'lerden 2.24'e yakın bir noktaya geldik. Yani en fazla gidilebilecek bir şey mesela çok iyi bir tarım dışı istihdam rakamı Cuma günüyle 2.24-2.24.50 gibi bir rakamı götürebilir. Yoksa 2015 içinde biz dolar TL'de çok yüksek bir potansiyel, çok hızlı bir yükseliş ihtimali görmüyoruz. Kademe kademe yavaş yavaş en azından enflasyon kadar bir artış beklenebilir. Ama bir kırılma, ciddi bir kırılma beklemiyorum. Ya o zaman şu geçmiş dönemde işte para bolluğu var her yere gidiyor diye. Hani artık çok mantık aramadan ki evet. kendi içinde vardır elbette mantık ama şimdi faiz çok cazip değil. Kur cazip değil. Yani o zaman ne çıkar? Klasik olarak hisse senedi ya altın. Evet. Altın bu dönemde ne kadar? Hadi hisse cazip dedik. Yani evet. belki fiyat değerlemesi apayrı bir şeydir ama hani para bolluğundan kaynaklanan evet. bir cazibe var. Alternatiflerinden dolayı altın. Para eskisi gibi bol ve ucuz olmayacaksa dolar için söylüyoruz bunu. Dolarla değerlenen altının da değer kazanmasını beklemek çok zor. Altının gerçekten bir yatırım alternatifi olabilmesi için en azından bir enflasyon tehlikesinden bahsetmemiz lazım. Enflasyondan korunmak için altın alıyorum diyebilmem için enflasyon ümidi görmem lazım. Dünyada enflasyon ümidi var mı? Yok. Bizde yüksek. Birkaç ülkede daha olmasın, yüksek. Olmasın o da ayrı bir şey. Temelinden işlemek lazım. Yani dünya enflasyonu yaratamıyor. Yaratamıyor. Biz istemiyoruz. O evet. bizi buluyor. Bizde biraz yüksek seviyede. Yani %9'luk bir enflasyon kabul edilebilecek bir enflasyon değil.
%4, %4'ün altında bir büyüme varken %9 gibi bir enflasyon karşı karşıyaysak burada içeride vatandaş eziliyor demektir. Daha yüksek bir büyümenin olduğu dönemlerde biz belki bunu biraz sindirebiliriz. Yani çok da fazla göze batmayabilir. Ama hem büyümüyoruz, hem enflasyonumuz yüksek, hem çok daha fazla gelir elde edemiyoruz. Hem devlet olarak diyelim hem de bireyler olarak. Fakat bir taraftan da yükselen enflasyon bizim alım gücümüzü aşağı çekiyor. Bu problemdir. Biz şimdi 2015 itibariyle dünyanın genelinde vasat büyümeye hazırlanalım ya da razıysak diyelim. Bu yüksek enflasyon bizim için kabul edilemez. Dünyanın başka problemi var. Onlar enflasyon yaratamıyorlar çünkü talep yok. Neden talep yok? Tüketicilerin sisteme güveni henüz tam olarak oturmadı. ABD belki bu noktada biraz daha iyi ama Euro bölgesinde zaten hiç yok. Yani tüketici bir ışık göremiyor geleceğine dair. Işığı görse belki tüketim de söz konusu olabilecek ve dolayısıyla enflasyonun yükselme ihtimali var. Böyle bir ihtimal dünyada yok. Şimdi enflasyon ihtimali yoksa altın neden tercih, birinci tercih olsun? O yüzden altında fiyat baskısının 2015 senesi içerisinde devam etmesini bekliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Erdoğan Turan, YCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü bizimle beraberdi. Borsa ilk yarı %0,58'lik birimle kapattı. Dolar da 2,24'ün hemen altında işlem görüyor.